Trabzon'da daha önce rahip Andrea Santoro'nun öldürülmesiyle gündeme gelen Santa Maria Katolik Kilisesi'nin mezarlığında bir saldırı meydana geldi. Durum Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Polisler mezarın ve yakılan haçın görüntülerini çekerek soruşturma başlattı. Yakılan haçın yerine hazırlanan yeni haçın salı günü düzenlenen dini törenle yerine yerleştirildiği öğrenildi. Santa Maria Katolik Kilisesi cemaatinden Zehra Çolak, 17 Ocak'ta yaşamını yitirdi. 18 Ocak'ta da kilisede düzenlenen dini törenin ardından, kilisenin 500 metre kadar yukarısında yer alan Arafil Boyu Mahallesi'nde bulunan kilisenin mezarlığına defnedildi. Mezarın başına da geçici olarak tahta haç yerleştirildi. Defin törenine katılanlardan edinilen bilgiye göre de defin sırasında küçük bir grup tekbir getirerek defin törenini sabote etmeye ve provokasyon yaratmaya çalıştı. Eşinin mezarını en son 10 gün önce 4 Şubat'ta ziyaret eden Veysel Çolak, 14 Şubat günü tekrar ziyaret ettiğinde şok edici bir gerçekle karşılaştı. Eşinin mezarına giden Çolak, geçici olarak yerleştirilen haçın yerinde olmadığını gördü. Mezarın etrafını araştıran Veysel Çolak, tahta haçın söküldükten sonra kırılarak mezarın yakınında yakıldığını gördü. Durumu Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak bildiren Çolak'ın ifadesini alan polisler, mezarın ve yakılan haçın görüntülerini çekerek soruşturma başlattı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan failler özür dileyerek haçı yenileme teklifinde bulundu. Yakılan haçın yerine hazırlanan yeni haçın salı günü düzenlenen dini törenle yerine yerleştirildiği öğrenilirken mezarın sıvasının yapıldığı ve mezarın da çiçeklerle süslendiği gözlendi.